Bismillahirrahmanirrahim. Ve enzele minessemai ma'en fe ehrece bihi minessemerati rizkan lekum ve sehere lekumul fulki li tecri fil bahri bi emri ve sehere lekumul enhar ve sehere lekumul şems vel kamera daibeyni ve sehere lekumul leyle ve nahar ve atakum min kulli ma sa'altumuhu ve in te'udu nimetallahi la tuhsuha. Sadakallahul azim. 10. pencere. Yani pencere dışarıdan içeriye, içeriden dışarıya bakıma malum bir menfez. Bakayım bu 10. pencereden ne gösterilecek bize? Şu kainattaki mevcudatın, yani şu Risale-i Nur'un şöyle bir yöntemi var. Yöntemlerinden bir tanesi. Böyle iç alemine bak. Düşün öyle hayaline, kurgulana, maneviyatına diye demiyor. O ikinci yol. Gördüğü, tuttuğu, dokunduğu, kokladığı, tad aldığı şeyden yola çıkıyor. Bir şey anlatmak için. Çünkü insanlara çeşitli haller var. Mesela senin için bedihi olan, hemen açık olan bir şey başkası için olmuyor işte, zor oluyor. Zor oluyor. O zaman gözünün gördüğü yerden yola çıkıyor. Fakat şu şeyi dikkat etmek lazım hasreten gençler. Mesela Kur'an'da şöyle bir ayet yok. Nasıl? Kulağınız ses duyduğu şeye inanınız. Veya burnunuzun kokladığı kokuya inanınız. Dilinizin aldığı tada inanın demiyor. Niye demiyor? Aklın gördüğüne diyor. Bunun iki yönü yoktur. Mustafa. Yani dilin aldığı tadın iki yönü yoktur. Ya tadı vardır ya yoktur. Ortası yok. Ama aklın gördüğü her şeyde bir gözüken var, bir gözükmeyen var. Kalbin gördüğü şeyin bir var olan var, bir de yok olan var. İki yönlü çalışıyor. Mesela bak. Kulağınıza gelen sesi kabul ediniz. Kabul eden şu ses. Bu sese inanın. İnanan Müslüman. İnanmayan kafir. Yok. Çünkü tek yönlüdür. Ya ses vardır ya yoktur. Bak burnun kokusu. Ama akıl tek yönlü değildir. Yani gözükenin üzerinde gözükmeyen de var. Sorun burada. Burada onun arkasına nasıl geçilecek? Onun yöntemini anlatıyor. Aklın sistemi, mantığı, çalışırı böyledir. İki yönlüdür. Yani gözüken de gözükmeyeni göstermek. Gözükeni görmek hayvanlarda da var zaten. Lahanayı gördüğü zaman sır odun değildir ona göre. Değil mi? Lahana lahanadır. Köpek ciğeri gördüğü zaman, kemiği gördüğü zaman odun zannetmez yani, taş zannetmez. Bu budur. Yani ota bakınca ama insana mı hastır otun arkasına geçmek. O sana hastır. Şimdi çok ilginç bir yer. Gördüğümüz şeyin arkasını göstermeye çalış. Hiç zorlanmadan. Yani bunun al kokudan koku ispat etmeyecek. Bu ahmaklıktır. Ama gördüğümüz yerde görmediğimizi intikal edecek. Diyecek ki bak şu kainattaki mevcudatın yani bir ağacın, bir güneşin birbirine tavunu, tecavubu,
tesanüdü gösterir ki umum mahluka bir tek mürebbinin terbiyesindedir. Diyor ki güneş aklı yok, hayatı yok, şuuru yok. Öyle değil mi? Suyun aklı yok, hayatı yok, şuuru yok. Toprağın da öyle. Tabiat dediğimiz şey dört tane unsurdur tabiat. Yukarıdan aşağı inelim. Güneş, hava, toprak, su. Tabiat budur. Ve bununla yapılan sanat, tabiatın zemini, tabiat denilen şey, bir daha güneş, hava, toprak, su. Bununla yapılan sistem eşya. Şu güneş, hava, toprak, su dedik. Hangisinin hayatı var? Yok. Hangisinin şuuru var? Yok. Hangisinin gayesi var? Yok. Şimdi ne anlatacağım biliyor musun? Bak. Avrupalılar geçen mi burada anlatmıştım. Avrupalılar dediler ki Avrupa, bu Mezopotamya'da insanlık başladı. Avrupa'ya ne zaman insan geldi? Onu araştırdılar. Biliyor musun? Nasıl buldular biliyor musun? 2000 sene önce Avrupa'ya insan gitmiş. Sebebi nerede bulmuşlar? Şöyle bir dik taş bulmuşlar. Avrupa'nın için bir yerinde. Taş. Bir de böyle bir taş dikilmiş. Üzerine bir taş varmış. Bununla insanlık buraya geldi demişler. Niçin? Sen bunu görmüşler araştırma kazılarda. Bunun tarihine bir bakıyorlar. Kaç senelik? 2000 sene. Avrupa'ya insanlık 2000 senede gelmiş. Niçin biliyor musun Abdullah? İki tane dik taşın yatağın üzerine taş koyabilmek için şuur ve akıl lazım. Bu hayvanların işi değildir. Bu aklı ve şuurun işidir dediler. Ama burayı kaçırmayacaksınız. Bir daha söyleyeyim. Avrupalılar Avrupa'ya insanlık tarihi, insan Mezopotamya'dan ne zaman geldi? Araştırdıkları delillerin içerisinde en eski şuymuş. Dikey iki taş, yatay bir taş. Bunu bir araştırıyorlar. Kaç senelik bu taş? 2000 sene. İnsanlık buraya 2000 sene. İnsanlar nasıl intikal etmişler? Yani insanlık bu taşta başlamış. Nasıl buna vardılar? Şu. Sebebi bu taşı şuursuz koyamaz. Düşüncenin eseridir. Hayvanın işi değildir. Bunu diyen Avrupa bu akla akılsız bir kaynak arıyor. Üç tane taşın konmasına insan arıyor arkasında. Fakat bu akılla bu akıl yapılmadı. Bu aklın arkasında bir akıl olacağına gitmiyor bu akılla. Yani şu el taşa mı benziyor? İki taş dikey. Bir taş yatay. Akıllı ve şuurlunundur diyor. Bu da insana hastır diyor. Bundan buna intikal ediyor. Fakat şu eli yapan, çizen, özelliği takan, rengi koyan kişiye diyor ki zata hiçtir diyor. Kendi kendine oldu diyor. Ama üç tane taşın durmasına kendi kendine oldu demiyor. Ya sel geldi, şimşek çaktı, deprem oldu. Eğildi kaldı oldu işte yani. Da ne arıyorsun? İnsanla ne alakası var? Üç tane taşın durmasına şuur arıyorsun. Fakat onu yapan ele şuur aramıyorsun. Aklını yapana akıl aramıyorsun. Gözünü yapana göz aramıyorsun. Hayatını yapana hayat aramıyorsun yani. Tuhaf değil mi? Üç tane taş ya. Allah'ını seversen sen kaç tane taş var? Kaç tane hücre var? Kaç tane organ var? Böbreği tanı takan, karaciğer, mideyi, duygularını, latifelerini, merhametini, şefkatini, hayanı sana takan. Ya uç taşa mı benziyor ya? Çok tuhaf değil mi ya? Üç taştan sana, taşın dışına geçiyorsun. Taşla, bak taşın dizilişinden taşın arkasına geçiyorsun. Fakat hayatla hayatın arkasına geçemiyorsun. Şuurunla şuurun arkasına geçemiyorsun. Cansız taştan hayata geçiyorsun.
Şuursuz taştan şuurluya geçiyorsun. Akıllı bir dimağdan akıl üstü bir sisteme geçemiyorsun. Bak daha acayip okuyacağım şimdi. Şu mevcudat var mı? Güneş, hava, toprak, su, tabiat, dört tane. Hangisinde hayat var? Yok. Hangisinde şuur var? Hiçbirisinde. Peki onlarda niye birbirine yardımlaşma var? Niye birbirine yardım ediyor? Bulutlar bitkilerin imdadına. Bitkiler hayvanların yardımına. Hayvanların insanların muavenetine, ihtiyacına koşmaları. Koşmak mıdır? Koşturulmaktır. Bu su biliyor mu nereye girdiğini? Hayvana da giriyor, sana da giriyor. Hava sineğin ciğerine de giriyor, filin ciğerine de giriyor. Burada diyor ki mevcudat birbirini değil. Burası da çok önemli. Altını çiziyorum. Kendini bilmiyor. Kendi vücudundan haberi yok. Başka şeyin vücudunu bilip nasıl çalışır? Mesela şu masa ne yaptığımı bilir mi? Benim ne yaptığımı? Bilmez. Kendi varlığını bilir mi? Bilmez. Kendi varlığını bilmeyen bir şey, bir sebep, başka şeyin varlığı bilemeyeceği kesin. O zaman ona uygun niye çalışsın? Kendi varlığında mesela sığır, sığır olduğunu bilse kafayı yer. Değil mi? Mesela köpek, köpek olduğunu biliyor mu? Yok. Bir bilse ne yapar? Yer kafayı ya. Kafayı yer. Ulan ben sığırım ha. Sığır sığır dese bitti ya. Ki kendi varlığından haberi olmayan masa üzerinde okunan kitaptan haberdar olabilir mi? Mümkün değil. Peki şuursuz şeyler güneş, hava, toprak, su niçin şuurluymuş gibi birbirine yardım ediyor? İhtiyacını gideriyor. Bir de cevap veriyor. Bir dayanışma tutuyor. Yani tutuyor bir de yardım ediyor. Mesela bir güneş geliyor toprağın altındaki çekirdeğe yapısını yani programının dışa çıkması için malzeme oluyor. Güneş gidiyor, ağacın ağaç olarak donuyor. Ağaç donmuş güneştir. Yakını çıkıyor. Ağaç donmuş güneştir. Şimdi birbirine yardım ediyor, birbirine kenetleniyor. Mesela mektep okuyanlar için söyleyeceğim oku. Sonundaki yani bir atomun son elektronu ya elektron alarak kendisi kemal bulur veya kendisi oraya evlenir. Ya erkektir alır ya kızdır geçer gider bir aile kurar. Tamam mı? Kendisini tamamlar. Ya öyle bir sistem konmuş ki. Aşkı kimya yani. Ya evleniyor ya evlendiriyor. Değil mi? Eğer 6 civarındaysa hep mi böyle cennetin tabaka 8 ya. 8'i tamamlamak için alır. Öteki taraf efendim 5 bu taraf 3. Gel diyor sen alma hakkı erkek değilsin sen diyor bana geleceksin. Ya böyle bir sistem o kadar harika bir sistem konmuş ki. Hayatı araştırıyorlar bilim adamları. Uzayın hiçbir yerde hayat şartları yok. Peki niye burada var? Niye aya meteorlar, gezegen parçaları düşüyor da dünyaya düşmüyor? Bir iki tane ibret alemi için düşmüş, o da kimsenin kafasını kırmamış. O da neyi gösteriyor? Rusya, Vladivostok denilen şehre düşüyor. Yani şunu diyor, bak buraya düşürdük, insan yok, kimsenin kafasını kırmadık. Ya her yere böyle düşse, düşse, şimdi aya düşüyor. Delik deşik. Ya buraya düşse? Ya. İşte kainat birbirine taavun, tecavubu, bir de tesanüdü gösterir ki, yani yardım ediyor, cevap veriyor, orada oluyor. Orada oluyor. Bu neyi gösteriyor? Bir tek mürebbin terbiyesindedirler. Yani bunun dışında birisi olması lazım. Yani masayı yapan,
masa cinsinden olmadığı gibi masadan da öncedir. Bak, bu masayı yapan masaya benzemez. Masayı yapan masaya benzemez. Masadan da öncedir. Öyle değil mi? Ben yaptımsa ben ona benzemiyorum. O da bana benzemiyor. Ve ben yaptımsa ben bundan önceyim. O zaman bundaki kural, bunun olması gereken şartları ben mecbur değilim uymaya. Aynı bu örnek gibi zamanı ve mekanı yapan Allah zamandan öncedir. Bak, masayı yapan masadan öncedir. Masaya benzemez. Zamanı ve mekanı yapan zamandan ve mekandan öncedir. Ve zamana ve mekana benzemez. Masaya ben benzemediğim gibi. Anlıyorsunuz değil mi bunu? O zaman zamanı yaptığına göre zamandan önce ise onun zamanı yoktur. Zamanı yoksa yaşı yoktur. Yaşı yoksa doğuranı yoktur. Doğuran değilse doğurmamıştır. Doğurmamıştır. Lem yelid ve lem yulet. Doğurmamıştır, doğurtmamış. Doğmamış, doğurmamıştır. Bak, niçin dedim bir daha? Şu masayı yapan masa cinsinden olmadığı gibi masadan da öncedir. Zamanı ve mekanı yapanın zamanı ve mekandan önce olacağından onun mekanı ve zamanı yoktur. Zamanı yoksa yaşı yoktur. Yaşı yoksa başlatanı yoktur. Doğmamış. Doğmamış zaten doğurmaz. Halk eder. Şimdi bu kainat farklı şeyler. Mesela güneş, hava, toprak, su. Bunlar dört tane şey, birbirini tanımaz. Şuursuz. Ya gel ya bir kafa kafaya verelim. Binler yapalım. Bugün bana bir tanesi nar teklif etti ya. Allah razı olsun. Kafam orada ya. Allah Allah. Nar deyince sisteme bak. Kullanılan teknolojiye bak. Allah'ını seversin ya. Şu mimarlığa bak. Şu tasarıma bak. Nar. Şuradaki kimyaya bak ya. Muhalibi yapmak için usta lazım ya. Börek ustası lazım. Baklava ustası lazım. Ulan baklavaya mı benziyor? Canlı bu bir kere ya. Canlı canlı. Nar canlı ya. Düşünebiliyor musunuz narı? Canlı biliyor musunuz dalındayken? Onda kimya gerekmiyor mu ya? Laboratuvar gerekmiyor mu ya? Mutfakçılık gerekmiyor mu yani o aromayı vermek? Yani onu o rengi vermek için göz gerekmiyor mu? Onu planlamak için matematik gerekmiyor mu? Mimarlık gerekmiyor mu? Mühendislik tasarımı gerekmiyor mu? Onu yapmak için gözü bilmesi lazım. Burnu bilmesi lazım. Ağzı bilmesi lazım. Dişi bilmesi lazım. Dili bilmesi lazım. Mideyi bilmesi lazım. Vücuttaki sindirimi bilmesi lazım. Şimdi ağaç beni bilir mi ya? Nerede bilecek, narı koyacak ya? Allah'ını severse ya. Ne haber lan nar? Nasılsın lan? Tokalaştınız mı hiç? İyi misin? İyiyim, iyi. Ne haber? Nasıl gidiyor işte? İşte 100 kilo falan vereceğiz. Bu sene nar iyiyim. Size falan. Öyle diyor mu ya? Odun da odun. Odun. Şimdi odundan bir şey beklemek odun olmak lazım. Odunlar ancak odundan bir şey bekler ya. Şimdi narda, odundan nar olur mu ya? Ya bir yemek ya. Evdeki yemek. Eğer yemek olmamışsa fasulyeler havada yüzer. Mezci olmamış, kaynaşmamış. Herkes kendi havasından vuruyor. Fasulye bir tarafta, ya bir tarafa, soğan bir tarafa. Yani bir kaynaşma yok, bir bütünlük yok. Ya yemek ya, cansız bir şey ya. Tuzu acayip, biberi, karabiber, nanesi, kimyonu, bir sürü şey var değil mi? Ya bir yemek cansız. Lan meyve, armut canlıdır. Ondaki o aroma, ondaki o tat, ondaki o renk, ondaki cazibe, ondaki sindirim sistemi. Yani bu eczacılık gerekmiyor mu diyor ya. Ben burada armutta bir eczacılık gerekiyor, kimyacılık gerekiyor, fizik gerekiyor demek Allah'a inandığımdan mıdır ya? Mecbur olduğumdandır. Ya aspirin ya, fabrikası var. Aspirin ya, baş ağrısı için. Ondan daha tesirli. Neymiş biliyor musunuz? Meyve olarak aspirinden daha tesirli. Kiraz. Kiraz. Bayer aspirin peki. Kiraz. Aspirin maddein Almanya. Maddein Germani. Kirazın üzerinde maddein. Maddein Allah. Maddein Allah bak. Kiraz. Ya aspirine usta lazım. Fabrika lazım.
Fakat kiraza gerek yok. Hem de gözümüzün önünde yapılıyor ha. Çok da tuhaftır. İnsanın sanatıyla Allah'ın sanat arasındaki temeldeki en büyük fark şu. Bir tanesi canlı, bir tanesi cansız da. Şimdi araba motorunu, motorda misal vereyim. Bir blok, piston koyarlar. Krank mili koyarlar. Volan koyarlar. Motor kapağı koyarlar. Motorun içine koyarlar. Kapak koyar. Bilmem ne? Ek değil mi? Taka, taka, taka araba mükemmel olur. Allah'ın sanatında dışarıdan takma yok. Hep içeriden patlama var dışarıya. Çekirdek patla ağaç, patla dal, patla yaprak, patla tomurcuk, patla meyve, patla tat, patla koku. İçeriden patlıyor, dışarıdan takma yok. Çünkü sanayi malzeme kullanılmıyor. Hepsi orijinal. Kullanılan teknolojiye bak. Yani burada bir hesap yok mu ya? Burada bir mimarlık yok mu? Mühendislik tasarımı yok mu ya? Mühendislik harikası yok mu ya? Onu yapan akla hayran ediyorsun, hayran oluyorsun da aklı yapana niye bu akılla hayran olmuyorsun? Aklın yaptığı şeylere, teknolojiye, vay be bilgisayara bak falan. Ne acayip bir şey. Bilgisayara hayran olan bu akıl, kendisini yapana daha çok hayran olması gerekmiyor. Ya, niçin ben soruyor diyor ki, niçin kainatta değil birbirlerini tanımak, kendisini bilmezken, güneş kendisini bilmez. Kendi varlığından haberi yok. Yeryüzündeki varlıkta nasıl haber olacak? Bak kendini bilmeyen, kendine şuuru olmayan, cansız, şuursuz varlıklar, canlı, şuurlu, akıllı, gayeli, maksadı varmış gibi diğer bir şeye niye yardım etsin? Niye ona tecavüp etsin? Yani niye ihtiyacına cevap versin? Gel kardeşim beraber olalım, kiraz yapalım. Niye yapacaksınız? Enayi misiniz? Yok. İnsan denen bir sistem var. Onun ihtiyacını gidereceğiz. Laboratuvara bak ya. Gübreyi alacaksın, kiraz yapacaksın. Kimyaya, kullanılan kimyaya bak. Gübreyi al, mandalina yap. Mandalina bu kadar değil mi arkadaşlar? Sığır için mandalina soyulur mu? Sök girsinden bir lokmadır zaten. Lokma öyle değil mi ya? Dilim yapsa mesela, mandalina yapsa dilim. Sığıra dilim verilir mi ya? Hiçbir şey anlamaz ki zaten. Dilim olmaz mı? Çünkü mandalina kendisi lokmadır. Ha, o dilim yapması neyi gösteriyor biliyor musun? Ağzımızın çapını gösteriyor. Bilen birisidir. Ona o dilimi koyan ağzımın çapını biliyor. Bu ağza göre yapmış. Buraya sokamazsınız mandalinayı. İlle ki var değil mi? Ona o rengi koyan görmesi gerekmiyor mu? Kör olmaması lazım. Ona o boyayı vuran. Siz hiç doğuştan ama bir adam, ama sopayla, değnekle sanayiye geliyor, otokaporda da vazife yapıyor, otoboyada. Tabanca almış otoboya, tamam mı? Şşt, 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 şşt. Veya doğuştan ama badana veriyorsunuz. Kardeşim sen ne iş yapasın? Ben boyacım abi. Neyle? Sopayla. Nasıl boyayacaksın? Kardeşim merak etme. Sen şimdi bu güzelim evini ve o masraflı kaliteli boyanı amaya teslim eder misin lan? Bir boyasını. Ya biz mi kafayı oynattık ya? Yani bir resimin arkasında kör nasıl diyorsun? Resimin arkasında kör nasıl olur ya? Bir hesabın arkasında cahil nasıl olur? Hayatın arkasında ölü nasıl olur? Şuurun arkasında şuursuzluk nasıl olur ya? Çok mu zorlandın ya? Tabanca mı dayadılar ki inkar ediyorsun? İnkar et lan Allah. Tamam abi. Tamam yoktur. Ancak böyle olması lazım. De lan diyor. Bana gözü veren kendisi kördür. Tamam abi. Bana gözü veren kördür. Bana aklı veren akılsızdır. Tamam abi. Ancak böyle olması lazım yani. Silah zoruyla olması lazım. Bana hayatı veren hayatsızdır. Lan hangisi daha kafana yatıyor? Bana hayatı veren hayatlıdır. Ölüdür. Bana gözü veren kördür, görüyordur. Ya işaretlesene bunu ya. Aş şıkkı ve şıkkı işaretle. Ya değil bir şey. Çok zor biliyor musun? Allah'ı inkar etmek için ilk önce kendilerini inkar ediyorlar. Kendisini inkar edemeyen Allah inkar edemez. Diyecekler ki ya ben bu aklı aklımla yaptım. Neyi? Bu aklı, benim aklımı, ben aklımla yaptım. Ya, bu gözü, bu gözde yaptım.
Ve nereye takılacak? Gözler elimde. Bak, bak elimde. Şu göz elimde. Ulan aynaya kim bakacak? Gözde burada ya. Bu gözü buraya mı koyalım? Buraya mı koyalım? Buraya mı koyalım? Buraya... Nereye koyalım? Aynaya bakacaksın da. Ulan nereye koysak? Getirsene şu gözü. O olmadı. Buraya. Yani bu gözden önce göz olması lazım ki bu gözü oraya yerleştirelim. Öyle değil. Ben bunu he demek için Müslüman olmaya gerek yok ki, insan olduğum yetiyor yani. Bu gözü nereye yerleştireceğiz? Elimizdeki göz var. Tam nereye yakıştı? Bu gözün dışında bir göz olacak. Oraya koyma. Bak bakayım oradan. Olmadı kardeş. Gömlek bakar gibi. Şuraya. Yo, getir. İki göz. Koy. Aa, buydu. Bunu da getir. Ha, tamam. Birisi orada gördü, onayladı. Çak bakalım. Ondan sonra bu görüyor. Bu buraya çakılırken bunu yapmadık ki. Yani bu göz, bu gözle yapılmadı. Bu el, bu elle yapılmadı. Bundan önce olması lazım. Yani neyi gösteriyor? Bir mürebbinin terbiyesindedirler. Yani terbiye, maksada uygun yapmak. Mesela parmak geliyor, tak 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 duruyor. Tırnak gibi uzasa bu, tırnak uzuyor değil mi? O da parmak da uzasa, haydi bakalım gidiyor. Sırık gibi, fasulyenin sırığı var ya. Gidiyor da gidiyor. E nasıl keseceksin? Ya tırnak uzar gibi parmak niye uzamıyor? Saç uzar gibi kirpik niye uzamıyor? Saç uzar gibi boy uzasa, ooo! Niye duruyor belirli yerlerde? Bir mürebbiyi gösteriyor. Dur. Yeter. Bir kalıbı gösteriyor. Ya bir tasarım ya, bak adam böyle oturuyor. Şimdi oturmak için bir robot ya. Şey yapmışlar. Samon mu diyorlar Japonya'nın meşhur robotuna? Saman mı? Bir şey diyorlar. İsim vermişler. Asimo. Bak şimdi. Videosunu seyrettim. Herkes seyret. Getirmişler Almanya'ya. Şimdi Asimo yürüyor. Herkes seyrediyor. Vay be! Bir merdivene ayağını kaldırıyor. Kaldırdı, çıktı. Tufan kopuyor alkış. Alkış, tufan kopuyor. Niye? Merdiven çıktı. Vay be! Ayağa kalktılar yani. İkincisine çıktı, koyarken yuvarlandı. Eyvah. Ama olsun. Bir tane çıktı ya. Esas anlatacağım ne biliyor musunuz? O alkış tufanı ya. İkisine o böyle morallar bozuldu ya. Allah onları bir rezil etti veya o çocuk 7 yaşında bir kız çocuk. Şimdi ilk merdiven çıktı. Alkışladılar mı? Coştu. Aileler de gelmiş seyrediyor. Ben de seyrettim yani. Daha onu ona çekmiş. Sonra ikinci merdivene çıkınca ayağını koyarken düştü. Hatta bir moral bozukluğu oldu. Herhalde bu moralı gidermek adına, bunlara iyilik yapayım adına 7 yaşında kız çocuğu, herkes uyuşmuyor. Falan surattan aşağıdayken ses bitmiş yuvarlanınca. O perdeden adam geldi Asimo'yu alırken 7 yaşındaki çocuk sahneye fırladı. Sahneye fırladı, eteğini kaldırarak merdivene çıkıyor. Her basamağı şey yaptıkça tufan kopuyor. Her bastıkça çıktıktan sonra dönüyor ve böyle selam veriyor. Ona hayret etmiyor. Tamam mı? Ona hayret etmiyor. Demir yığınının tamam iki adım atmasına vay be. Ama kendisine Allah Allah demez. Kendisini hayret etmiyor. Çünkü hayret etmesini bilmeyen insan arkasında göz olmayan gözlüğe benzer. Gözlük hayret eder mi? Gözlük der mi? Vay be! Şu çiçeğe bak. İnsanın yürümesine bak. Asimo'nun yürümesine bak. Hayret ediyor mu? Etmiyor. Çünkü gözlük. Ha, bakıp da hayret etmesini bilmeyen arkasında göz olmayan gözlüğe benzer. Gözlük. Adamlar göz yok. Gözlük. O hususta bir şey farzına peygamberim hayretimi arttır diye peygamberim duası var. Ya evet, hatırlattın, Allah razı olsun. Ya Rab hayretimi arttır. Hmm.
Amin ya Rabbi. Hayretimizi artır ya Rabbi. Bak, arabam yok diye devamlı misal veririm ya. Fakat ayağının farkında değil. Arabam yok diye üzülüyorsun. Bak. Acayip bir şey. Adamın eli yok, tıraş olanı gördüm. Adamın iki eli yok, ayağı abdest alanı gördüm. Yani videoda. Şuraya bak ya. Bunu görünce arabam olmadığına sevindim. Ayağım var. Benim hala arabam yok. Ve seviniyorum. Bak arayayım mı? Yürüyorum. Asansörlere de binmiyorum. Elimden gel kadar. 15 kata kadar binmiyorum. 15 kattan sonra 10. kata kadar çıkıyorum. 15, ondan sonra yürüyorum. 10. kata kadar yürüyüp binmem. Elimden geldiği kadar, acelem yoksa. 15 ise o 5 katı onunla çıkıyor. Bak görüyor musun? Farkında mısınız? Bak kusura bakmayın, ayağımı kaldırıyorum. Bak ha. Bak Asimo'ya mı benziyor? Bunun ne anlarsın biliyor musun bu ne demek olduğunu? Bak. Felçli hastalara sorun, bu nedir? Şimdi diyecekler ki olan manyağın birisi ayağını uzattı. Ya. Felçli hastalara sorun, ayak nedir? He? Astım hastalara sorun, akciğer nedir? Nefes almak nedir? Bir dostum gitti de, o gitti Mustafa. Ziyaret ettim, Cerrahpaşa'da arkadaşlar. Yoğun bakımda. Yani o alıyor böyle, camlı bir şey koymuşlar. Ben bilmiyordum. Ta çıkarttı beni görünce, çıkartın dedi. Hasan, kardeş, Hasan, kardeş, buyur abi, zorlama. Dedi ki, ben toparlıyorum. Gittiğin yere, ne olur, yoğun bakımda yokken, nefes, yoğun bakıma takılmadan nefes aldıklarının farkındalar mı? Onu kardeşlerime söyle. Yoğun bakımda mısınız şu anda? Yoğun bakılıyorsunuz demek. Bak, yoğun bakıma ünitesine takılmadan nefes aldıklarının farkındalar mı? Kardeşlerime ne olur söyler misin? Dedi. Şöyle yapıyor. Onu görünce ne oldu biliyor musun? Onu çıktım düşürüyor. Hastaneden 10 dakika uzaklaşamadım. Oysa ücretli parka hastanede, araba orada. Çıktı işte, saat azalacak. Orada çam vardı, Cerrahpaşa'da, parkta. Vay be, kaça satın aldı? Allah soruyor Kur'an'da. Organlarınızın içinde en kıymetli göz ve kulaklarınızın, göz ve kulaklarınızın sahibi kimdir? Hangi tezgah ve dükkandan aldı? Hangi tezgah ve dükkanda? Ne acayip bir sistem. Mükemmel bir sistem. Bununla yapıyoruz biz sistemleri. Bununla düşünüyoruz. Bak bununla tasarlıyoruz. Bununla düşünüyoruz. Bununla planlıyoruz. Bununla gaye yapıyoruz. Ama bunu yapanın gayesi yok diyoruz. Çok garip ya. İyi ki Allah var ya. Arkadaşlar, ben en çok sevdiğim cümlelerden bir tanesi şu, yatarken bazen sıkıldığım zaman, şunu diyorum, Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, sıkıldığınız zaman beni anın diyor. Beni hayal edin diyor, anın diyor. Ben şöyle diyorum, Allah var ha, kesin. Şimdi diyeceksiniz ki, herhalde ha. Sorduğum zaman hatırladık. İçim, ben kendime telkin yapıyorum. Allah var ha. Bak deyin şimdi, bak kendi kendime. Allah var ha. Hakikaten ha, Allah kesin. Çünkü Allah anlayışımız çok sığ ve dar. Kalitesi bir Allah anlayışımız var. İçi boş gibi. Böyle hayal geliyor Allah bize. Bela ve musibet, kanser olduğu zaman Allah hatırlıyoruz. Allah anlayışımız çok sığ, dar, cansız, ruhsuz, kalitesiz, içi boş gibi geliyor bana. Benim Allah anlayışım yani. Onun için bir sürü dertleri dert edinmişim. Dertleri dert edinirsen dert olur. Dertleri dert edilmezsen dertler derman olur. Aynı dert içinde dermanı buldum diyor. İyi ki Allah var. Gerisi hikaye. Ölüm var.
Varsa var kardeşim, Allah'ın var ya. Allahsız nasıl yaşıyorlar? Yani kanser olanı bahsediyor. Bir derece gaflet basıyor bize ama. Şimdi kanser düşün, bir adam hasta. Kafası kanser değil ki, düşünüyor. Doktor dedi ki, duydu. Akciğer kanserinden söylüyorum, ben de oradaydım. Söyledi de. Dedi ki, 6 ay, 3 ay, 2 sene. Daha yok. Tıbbın şeyi, akciğer kanserinin 2 sene son, en şeyi 3 ay. Bunu dedi adama, getirdiler. Ben de ziyaret etmiştim. Kafası kanser mi? Yok, akciğer. Şimdi düşünüyor ölümü. Biz de öleceğiz ama bir derece gaflet bizim rahatlatıyor. O şimdi ölüme öleceğim ama aşağıda garajda Mercedes var. Önemli değil ölüm. Ölüyorum ama kasa paralarla dolu. Yani kasanlıktaki para bu sıkıntıyı kaldırır. He? Aşağıdaki Mercedes kaldırır mı? Kaldırmaz. Ne yardım edecek? Hepimiz az çok bir ölüm anını yaşadık. Çok zor durumda bir kalmışız. Nefesimiz kesilmiştir, trafik kazası geçirmişiz. Bir korkmuşuz, zehirlenmişiz. Ben de böyle bir zirveyi yaşamışım yani. Tek tek, ya geçti gibi. Allah biliyor ya, size yalan söylesin, Allah yalan isnat etme kafir olur. Ben şöyle, ölüm anın tam bitmiş. Aha geldi, Azrail'i bekliyorum Allah'a. Öyle. O andaki teselimi sana söylüyorum. Diyorum ki, hizmet kırıkana dershane açamadı. Ona üzülüyorum. O andaki en büyük üzüntüm, kırıkana dershane açamadı. Gidiyorum ama dershane açamadı. Bir kiralıktı, mülk yapamadı. Muhammed inan bana. Böyle. Ama öyle bekliyorum ki, ha gel, ya öyle bir güven veriyor ki iman, şu dersler, ölüme karşı hiçbir şey, yemin ederim, teselli gelmiyor. Ölüme karşı tek bir çare, ümit. Allah'tan ve ahiretten ümitli olmak. Ahirete ait inancımızın kalitesini yükseltmek. Ahiret inancı fikirden hisse geçirmek. Her şey çare. Vallahi hiç. Ölümde mi korkuyorsun? İman-ı bil ahiret. Ahiret inancının kalitesini, çapını yükselt. Rabbim biliyor ya. Yalana yalan şahit olmaz. Gidiyorum. Kırıkan'da kiradayız. Bir oraya açamadım. Allah'ım Kırıkan'a dersen açamadım. Affet beni. Abo. Ümit değil. İman Müslümana ümit veriyor. Ölüm ama evet korku var. Ama dehşet alacak gibi değil. Ahiret öyle ümitli yaşamak kadar ahirete, dünyadayken ümitli yaşamak kadar dünyada servet yoktu. Nimet yoktu. Ümitli yaşamak. Ne kadar. Gerisi hikaye. O yok, bu yok. Allah var kardeş. O abi ama benim günahım çok. Allah daha büyük. Günahından daha büyük. Senin günahını affedemeyecek kadar aciz değil Allah'ın kudreti. Benim Allah'ımın kudreti günahımdan da büyüktür. Elhamdülillah. Ümitsizlik yok gençler. Devam. Demek ki bir mürebbinin terbiyesiyle oluyor. Terbiye bak. Maksada geldik. Buna bakılarak iş makinesi yapılmış. Anlıyor musun? İş makinesi, dozer, katerpiller, kepçeler hep buna bakılarak yapılmış. Bu. Ama bunu yapan nereye bakmış? Radarı kartalın gözüne bakılarak yapılmış. Kartalı yapan nereye bakmış? Ya Allah, hakikaten Allah'a. Hiçbir yere bakmadan yapmış. Misalsiz, modelsiz, maddesiz, mukayesesiz, taklitsiz, nüminesiz, örneksiz, örnek yok. Haşa tövbe. Nasıl hatırına geldi ya? Bir benzetme yapar da insan böyle bir bardak olur da bu yuvarlak da o da dikdörtgen yapar. Allah varken hiçbir şey yoktu. Elma nasıl hatırına geldi? Nar nasıl hatırına geldi? Acayip acayip. Yani tefekkür için söylüyor. Allah'ımla gurur diyor. Elhamdülillah.
Çok şükür. Böyle bir mürebbin terbiyesindedirler. Bir tek müddebirin idaresindedirler. Yani her şey, yani farklılık, karaciğer, böbrek, hepsi işlevi başka. Göz, kulak başka. Ama sistem sanki birbirini tanıyormuş gibi yardım ediyor. Niye yardım ediyor kardeşim? Hava akciğere gidiyor. Akciğerde kan temizleniyor. Bilmem ne yapıyor. Karaciğer şu oluyor. Ya arkadaş niye birbirinin işini tamamlıyor? Ama birbirini tanımıyor ki. Mide vücudu mu biliyor? Bir tek müdebbirin idaresindedirler. Şu konuşmanın, benim konuşmam, sizin şu andaki dinlemeniz ahirette önümüze konacak. Ana, sen bak orada böyle bir sohbet değil. Böyle bir müdebbir var. Size bu karşılık verilecek. Hem dünyada hem ahirette. Bak ümitli olmak için söyledim. Ne kadar nimet. Şu anınız önümüze konacak. Şu anda televizyonun karşısında değiliz. Ne kadar şükretsen az. Elhamdülillah imansız değiliz. Elhamdülillah iman etmişiz. Onun imanımızdan daha değerli ne var? Yok bir şey. Yatsıyı da inşallah kılmayan da dersten sonra da kıldı mı kral benim. Kral benim. Daha ne olacak? Bir tek müdebirin idaresindedirler. Bir tek mutasarrıfın taht-ı tasarrufundadırlar. Yani birbirinden, şimdi böbrek karaciğerden kopuk çalışma. Mide beyinden, kalp kafadan şuna. Yani organlar birbirinden kopuk, kendi başına takılmıyor. Niye birbirini biliyormuş gibi hareket ediyor? Niye birbirini biliyormuş gibi hareket ediyor? Bir tek bir zatın, ama kendisinde haberi yok ha. Böbrek, böbrek olduğunu bilmiyor. E dalağı nereden bilecek? Karaciğeri nereden bilecek? Böbrekte kan çarpılıyor diyor. Kanı bilmiyor ki. Ne yaptığını bilmiyor ki. Demek ki bir tek mutasarrıfın taht-ı tasarrufundadırlar. Bir tek seyidin hizmetkarlarıdırlar. Yani bir şeyin emriyle hareket ediyor. Niye? Öyle gözüküyor. Nasıl böyle bu şuurlu hareket yapıyor? Gerektiği yerde duruyor. Mesela gübreyi alacaksın. Bir de suladık hortumla. Gübre aşağıda. Köküne gübre koyduk, suladık. Tabağa koyun bakalım. Bak. Tabağa portakal çekirdeğini atın. Karpuz atın. Tamam. Gübre de koyun, toprak da koyun. Sulayın. Karıştırın. Sofraya getirin, karpuz olsun. Bak, tabağa toprak koy. Gübre koy, su koy, karpuz çekirdeğini koy. Karıştır. Karıştırmanın neticesinde karpuz olur. 10'daki karaciğer, böbrek, yani bakan organlar, yani organlara bakan faydalar, tuzunu, kimyonunun annesini, kimyasal yapısını ve tabaktan bu, işte ha tabak. Yani peki tabakta bunu görüyoruz da toprağın altına koyunca ne oluyor yani? Toprağın altına girince niye karpuz olsun? Aynı şey. Tabağın içine koy. Aa efendim orada patladı. Niye patladı benim için? Niye karpuzun rengi gözüme göre? Hatta nereden keseceğim diye pijamalı yapmış karpuzu. Pijama var ya değil mi? Çizgili pijamalıdır. Şuradan kes, şuradan kes. Kestiğin zaman çekirdekler oluyormuş. Dümdüğü vurduğun zaman çekirdekleri darmadı. Eğer iki pijama arasında kesersen çekirdekler ortada kalır. Cipci ya. Hakikaten Allah usta ya. Yani, o kadar korkunç. Ne güzel bir Allah ya. Her şeyi bilerek yapmış. Beni en çok etkileyen nasıl tövbe yani hatırına gelmiş. Madde yok. Zaman yok. Mekan yok. Taklit yok. Nümune yok. Misal yok. Model yok. Mukayese yok. Muacele yok. Elini de sürmüyor. Bir de ilk yapıyor, son yapıyor, hiç modeli değişmiyor. Her sene arabanın modeli değişiyor, karpuzun değişmiyor. Bir Malatyalı var Yüzettin burada. Cem evinin önünde. Adam Malatyalı. Baktım bir arabalar geç saatte karpuz alıyorlar. Ben de yanaştım. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Onu tartıyor tam.
Dedim kardeşim 2015 model karpuzun var mı? Kardeş kaçıncı model olacak ya? Ne bileyim arabanın her sene modeli değişiyor da karpuzun modeli niye değişmesin? 2014'ü belki satarsın. Allah. Kardeş sen ne iş yapıyorsun ya? Şimdi o tahta... Ondan sonra baktı ki gece içmiş mi yani? Ondan sonra o alan adam var ya, tam veriyordu bir dakika dedi. Şöyle aşağıya bak. Ya dedi, düzgün adama benziyorsun dedi. İlk önce sanır sanettim seni dedi. Aldı karpuzu. İlk defa görüyor. Ne bakıyorsun dedim. 2015 model. Dedim ya niye dedi. Geçmişte de aynı böyle. Peki hiç ihtiyaç duyuyor musun ona 2016 model olsa? Hangi donanımı eklenmesi lazım karpuza? Arabana dedim. Arabaya bakıyor. Bak 2'de 1 modeli değişiyor. Şu sistem eklense. Mesela şu karpuz dikdörtgen olsa. Ha, bu sene model bu. Moda bu olsa. Öyle tam yarım saat takıldık. Adam da gitmedi ha. Ya bir şey tak işte. Şimdi beni bazen gördüğü zaman babası kalıyor da. Ooo 2015 model karpuz amca. Genç birisi. 2015 model diyor pazar. 2015 model. Zemindeki zihayatlara levazımat-ı hayatiyeyi emr-i Rabbani ile pişiren güneşten, takvimcilik eden kamerden aydan tut, ta ziya hava, ta ışık, nur, hava, su, gıdanın ziyayatlarının imdadına koşmalarına. Takvimcilik yapıyor ay. Güneş ise ona ziya ışık veriyor, malzeme veriyor. Odunu yakın bakalım ne çıkar? Güneş. Yani güneş donuyor, odun oluyor. Değil mi? Ondan sonra ziya, hava lazım, su lazım. Gıdanız canlıların imdadına. Nebatatın dahi hayvanatın imdadına koşmalarına. Ve hayvanat dahi insanların imdadına koşmalarına. Hatta azay bedenin birbirinin muhabbetine koşmalarına. Yani insanın organlarının birbirine yardımına koşuyor. Niye? Ve hatta gıda zerratının hücerat-ı bedeniyenin imdadına koşmalarına kadar cari olan bir dusturu tavun ile, yani cari olan bir yardımlaşma var. Ama çok ilginç, burayı kaçırmayacaksın, şu cümleyi. Kendi vücudundan haberi olmayan şuursuz eşya, niçin şuurlu hareket ediyor? Kendi vücudundan haberi yokken, başka bir şeyin vücudundan haberi olur mu? Kendinde haberi olmayan, gayrinde haberi olmaz. Peki gayride haberi yoksa ona uygun çalışabilir mi? Ya. Mesela şu gömleği diken, sığıra göre dikmemiş. Bak konulara koymuş. Değil mi? Cansız ya. Şu gömleğin teknolojisine kadar düşün. Yani ta pamuk ekilenden giydiğime kadar. Kör olası cehalet, buna bu kadar sana yarıyor, teknoloji yarıyor, şuna bak, şu giydirilen elbiseye bak, canlı, buna usta aramıyor. Canlı ha bu da elbise. Bak herkesin rengi farklı. Aynı zamanda şu elbiseniz, yani şu kimlik kartınız, kişiliğiniz, yetmiyor. Şu anda ne düşünüyorsunuz gözüküyor. İçinizi dışarıya taşıyor. Bu ya bu işte. Ha. Şu surat dediğin şey nüfus cüzdanı. Şu anda neredesin, ne yapıyorsun? Namaz kılıyor musun, kılmıyor musun? Nasıl bir adamsın? Korkmayın ben anlamıyorum da öyle yazıyor yani. Suratınızda hep belliymiş. Ayette öyle diyor. Simahum fi vucuhihim min eseri sucud elsinetikum elvanikum. Yani ayet-i kerimelerde insanların sesleri, simaları, suretleri, kim olduğunu, kişiliklerini, kimliklerini, batınlarını, içsel yapılarını dışarıya gösteriyormuş, taşıyormuş. Koşmalarına hatta cari olan bir dusturu tavun ile
cansız, şuursuz olan o mevcudat-ı müteavine bir kanun-u kerem, bir namus-u şefkat, bir de iyi ikram ediyor. Mesela bunu bana yapan şefkatlidir. Tersini düşünün, gattardır. İyi şeyler ikram ediyor, kerem. Yok canım, bunu yapan bana iyi şeyleri ikram etmek istemiyor. Yani bir kanun-u kerem var, kanun-u şefkat var. Yani niye mevcudat şefkat ediyor ya? Tavuk da öyle ha. 21 gün yemez yedirir. 21 gün sonra yavrusuna vurur, tanıyı alır. Bir kıyamete kadar anne çocuk, baba evlat münasebeti insanda varmış. Ya? Hayvanlarda yok. Kanunu kerem, kanunu şefkat bir dustur rahmet altında gayet hakimane, kerimane birbirine yardım etmek, birbirinin sağday hacetine cevap vermek, yani birbirinin sanki ihtiyacını biliyor, duyuyormuş gibi cevap vermek, birbirini takviye etmek, elbette bilbedaya bir tek, yekta, vahidi ehad, ferdi samet, kadiri mutlak, alimi mutlak, rahimi mutlak, kerimi mutlak bir zat-ı vacibul vücudun hizmetkarları ve memurları ve masnunları olduklarını gösterir. İşte ey biçare müflis felsefi, bu muazzam pencereyi ne diyorsun? Bu muazzam pencereye ne diyorsun? Senin tesadüfün buna karışabilir mi? Allah Allah. Senin tesadüfün buna karışabilir mi? Nasıl karışacak? Çünkü tesadüf denilen şeyin vücudu yok ki. Tesadüf denilen şey nedir? Cehaletimizi örten bir perdedir. Bak okuyorum. Tesadüf ise cehlimizi örten gizli bir hikmet-i ilahinin perdesidir. Tesadüf nedir biliyor musun? Cehaletimizin ifadesidir. Evet. Tesadüf demek cahilim. Yani cahil olmak yetmiyor. Cehaletini bilmemekmiş. Onunla örtüyoruz bilmediğim şeyi. Enaniyet ya. Tesadüf cehlimizi örten gizli bir hikmet-i ilahiyenin perdesidir. Tabiat olsa olsa bir defter ilahidir. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El Fatiha temâs selavât.